Buradan değil. Tamam sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programı ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi hattımızın diğer ucunda da Türkiye Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış var. Yaşar Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gülten Hanım. Yaşar Bey, Türk dış politikasında Mısır'la ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Dışişlerinden üst üste Mısır'la diplomatik ilişkilerimiz başladı açıklaması geliyor. Ancak Mısır'dan bu açıklamaları yalanlayan açıklamalar geliyor. Diplomatik ilişkilerin başladığına dair resmi olarak bir açıklama yapılmasa da dışişleri kaynakları açıklamalar yapıyor ve bir başlayan bir görüşme olmadığı belirtiliyor. Aslında Mısır'ın ön şartları olduğu da ortaya çıktı. Bu sayede Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyması gerektiğinden bahsediliyor ve Arap bütünlüğüne saygı duymasından, bununla kastın Libya olduğu belirtiliyor. Yani mesele Müslüman kardeşlerin de ötesinde Mısır'ın Türkiye'de Libya'dan Türkiye'nin asker çekmesi ya da oradaki nüfuzunu şekilde Mısır rahatsız etmeyecek şekilde yeniden dizayn etmesi gerektiğine dair sinyaller geliyor. Bu da ortaya koyuyor ki iki ülke arasında ilişkilerin, diplomatik ilişkilerin düzelmesi pek de kolay olmayacak. Sancılı bir süreç Türkiye'yi bekliyor ama tabii Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sürekli Rabia işareti yaparak Müslüman kardeşlere desteğini her fırsatta yinelemesi bu süreci nereye götürecek? Ona dair kafada soru işaretleri de yaratıyor. Rabia işaretinin parmakları tek tek düşüyor gibi görünüyor. İsterseniz Türk tarafının açıklamalarından ve Mısır'ın verdiği yanıttan başlayalım, sonra devam edelim. Şimdi Türk-Mısır ilişkilerinde Mısır tarafının bir gece rüya görüp ertesi sabah kalkıp şu Türklerle, Türkiye ile ilişkileri düzeltelim diye yola çıktıklarına dair bir emare yok. Besbelli Türkiye'nin birçok alandaki ilişkileri dibe vurmuş olduğu için oradan bir çıkış yolu aranıyor. Bu sadece Mısır'la ilgili değil, Avrupa Birliği için de öyle. Sayın Macron'la yaptığı telefon görüşmesi de öyle. Salman'la da görüşmek istediğini söylüyor, o da öyle. Ona Avrupa Birliği'ne çiçek atması ve hatta Avrupa Birliği ile bir beklenti içinde olması, hepsini birlikte değerlendirdiğim zaman ben Türk dış politikasının artık dibe vurmuş olduğu için daha da derine gidemeyecek. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın ya şu düzeltin şu ilişkileri uluslararası camiayla diye bir talimat vermiş olduğunu tahmin ediyorum. Ve şu andaki yansımalar da o. Ama bunun akşamdan sabaha Mısırlılar öyleyse madem Türkler istiyor bugünden itibaren büyükelçimizi gönderelim falan gibi bir şeye gireceklerini tahmin etmiyorum. Bir süreç olacaktır. Çünkü Türk-Mısır ilişkilerinde kadersen kilit olan husus Türkiye'nin Müslüman kardeşlere verdiği destektir. Öteki konular nispeten daha az rahatsız edici. Yani biraz önce Libya'dan bahsettiniz. Hatta geçmişte Suriye'yi kastederek Arap ülkelerinden Türkiye'nin çekilmesi meselesi de vardı. Yani Suriye meselesi de vardı. Bütün bunların hepsinin üstünde Mısır'ı daha fazla rahatsız eden Türkiye'nin Müslüman kardeşlere verdiği destektir. Yani İstanbul'da anladığım kadarıyla birden fazla televizyon şeyleri var, stüdyoları var. Oradan yayın yapıyorlar. Türkiye'de de Mısır'a yönelik, Mısır aleyhinde faaliyetler yürütüldüğü anlaşılıyor. Basına şu veya bu şekilde, özellikle Mısır basınına yansıyor. Uluslararası basına da yansıyor. Dolayısıyla burada adım atacak olan taraf Türkiye ve ilk adım atması gereken alan da benim tahminime göre Müslüman kardeşlerle Türk devletinin ilişkilerinin Mısır tarafından kabul edilebilir bir noktaya çekilmesi. Yani Türkiye tamamen Müslüman kardeşlerden bütün desteğini çekip de dün beslediği, finansal destek sağladığı insanları şimdi hapse atıp da falan öyle bir böyle bir durum ve hatta yakalayıp da Mısır'a teslim etmesi gibi bir şey
olacağını zannetmiyorum. Belki üçüncü ülkelere gönderilmesi veya Türkiye'deki faaliyetlerinin Mısırlıların kabul edeceği bir seviyeye geriletmesi bir başlangıç olabilir. Peki dış politikada evet Mevlüt Çavuşoğlu bu tür sinyaller veriyor. İşte Mısırlardan bir ön koşul gelmediğini belirtiyor. Dışişleri Bakanları düzeyinde bir temas olduğundan bahsediyor. Ancak Mısırlı yetkililer sık sık herhangi bir temasın olmadığına dair açıklamalar yapıyorlar ve Çavuşoğlu'nun ön koşul yok iddiasını da yalanlayan sanki açıklamalar. Az önce de konuştuk. Libya'da iki ülkenin çıkarları ne ölçüde çatışıyor? Bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Türkiye ne istiyor Libya'da? Mısır ne istiyor? Libya'daki gelişme aslında daha somut. Yani Türkiye Libya'da şimdiye kadar izlediği politikadan bir adım daha geri atarak Mısır'ın olduğu noktaya yaklaşmış durumda. Yani Cenevre'de Birleşmiş Milletler gözetiminde üç kişilik bir geçici hükümet kurulacaktı. O kuruldu ve hem Mısır hem Türkiye bu gelişmeyi destekledi. Aslında Mısır eskiden beri destekliyordu bunu. Dolayısıyla Türkiye de buna katılmak suretiyle Mısır'a daha yakın bir noktaya gelmiş oldu. Şimdi Libya ile olan ilişkilerinde Türkiye hep sadece Trablusgarp'taki hükümetle ilişkisi vardı. Onun dışındaki taraflarla ne güneydeki kabilelerle ne de Hafter'le bir ilişki kurmamıştı. Halbuki Mısır herkesiyle de ilişki kuruyordu. Hatta güneydeki kabilelerle de ilişki kuruyordu. Trablusgarp'ta büyükelçilik açtı Mısır. Uçak seferlerine başladı. Dolayısıyla Mısır her iki tarafla da ilişkilerini sürdürüyordu. Türkiye halen Hafter'le ilişkilerini kurmuş değil. Dolayısıyla günün birinde sıranın ona da gelmesi lazım. Ama Türkiye'nin bu geçici hükümetin onaylanmış olmasını memnuniyetle karşılığını bildiren bir açıklama yapması benim kanaatimce Türkiye Mısır'a bir adım daha yaklaşmış oluyor. Mısır yerinde duruyor. Türkiye onun konumuna bir adım daha yaklaşmış oluyor. Ama noktasına gelir mi? Hafter'i de tanıma noktasına gelir mi? O henüz belli değil. Peki Yaşar Bey, az önce söyledim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sık sık Rabia işareti yaparak Müslüman kardeşler olan desteğini her fırsatta dile getiriyor. Şimdi biz bundan sonra Rabia işaretini görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Yani Rabia işaretini kullanmaya devam ederse Türkiye, zaten Sayın Cumhurbaşkanımız onu Türkiye'ye adapte etmek suretiyle tek bayrak, tek millet, tek bilmem ne falan demek suretiyle bir parça Türkiye'ye adapte etmiş hale getirdi o Rabia'yı. Sanki Mısır için uydurulmuş veya Mısır için yaratılmış bir sembol değilmiş de Türkiye'deki bu gelişmeleri kasteder hale getirildi. Er veya geç Türkiye'nin bu Rabia işaretinden falan kurtulup, yani Rabia işareti çünkü Rabia meydanında Kahire'de olan olayların bir sembol haline getirilmesiydi. Türkiye artık bu unsurları geride bırakması lazım. Eğer Mısır'la doğru dürüst ilişki kuracaksa bunları bırakıp tarafta artık o işareti belki sadece Türkiye'ye inzal ettirip tek bayrak, tek millet, tek bilmem ne diye bu şekilde çevirmesi lazımdır. Yoksa halen Mısır'ı ima eden bir şey söylemeye devam ederse bundan Türk-Mısır ilişkileri zarar görmeye devam edecektir benim tahminimce. Peki birazcık da meselenin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafına bakalım isterseniz. Çavuşoğlu sadece Mısır'la değil bu ülkelerle de diplomatik ilişkiler kurulabileceğini ve ilişkilerin düzelmemesi için hiçbir sebep olmadığını, olumlu adım atılırsa kendilerinin de olumlu adım atacağını söyledi. Hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri için. Peki bu ülkeyle ilgili Türkiye'nin sorunları nelerdi? İsterseniz kısaca bunu bir hatırlatalım izleyicilerimize. Sonra burada da bir düzelme mümkün mü? Bir kere ne Birleşik Arap Emirlikleri ile
ne de Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzeyinde herhangi bir sorun yok. İkisinde de büyükelçiliğimiz var. Onların da burada büyükelçilikleri var. Dolayısıyla ilişkilerin düzeyi konusunda bir sorun yok ama ilişkiler gergin. Yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile bazı yerlerde çatışma sayılabilecek. Yani Türk hedeflerine saldırı oluyor. Türkler de onların hedeflerine saldırıyor. Böyle bir durum var ama diplomatik ilişkilerin düzeyi konusunda ne Suudi Arabistan'la ne Birleşik Arap Emirlikleri ile bir sorun yok. Ama gergin olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü Türkiye özellikle Libya'daki Türkiye'nin tutumunu Arap işlerine bir şey, müdahale olarak görüyor. Sık sık ben onu söylerim. Yani 1934'te Atatürk'ün söylediği bir şey var. Araplar arası ilişkilere siz karışmayın. Onlar sizden bir şey isterse cevap verin demiştir. Şimdi Arapların kendi aralarındaki ilişkilerde Arap olmayan bir ülkenin müdahale etmesini Araplar hoşlanmıyorlar. Ve benim sık sık söylediğim bir laf var. Arap'ın araba yaptığı unutulur, Türk'ün araba yaptığı unutulmaz. Onun için bu Suriye için de geçerli, Libya için de geçerli. Başka konular ortaya çıkarsa ileride onun için de geçerli olacaktır. Araplar kendi içinde bir aile olarak görürler kendilerini. Arap olmayan bir ülkenin aralarındaki ilişkiye müdahale etmesini istemezler. Yani Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin kendi aralarına toplanıp Katar'ı dışladıkları zaman Türkiye'nin orada Katar tarafında yer almasına gerek yoktu. Yani başka türlü söyleyeyim istersen Katar tarafında da yer alabilir, hatta nötr kalabilir ama birinin lehine öbürünün aleyhine bir tutum izlemesine gerek yoktu. Bu duruma düştüğü için Türkiye sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntıyı da işte şimdi Katar'ın öteki Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi karşısında Türkiye ofsaytı düşecek. Yani Katar'la olan ilişkileri öteki ülkeler gibi onların ilişkileriyle aynı noktaya gelecek. Onun için sizin spesifik sorunuzun cevabı Türkiye'nin ne Birleşik Arap Emirlikleri'yle ne Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilerinin en üst düzeyde olması konusunda bir sorunu yok ama gerginlik var. Peki Yaşar Bey, İsrail konusuna gelmek istiyorum, İsrail'le ilişkilere. Çünkü Mısır'la olan sürece birazcık benziyor. Orada da belli pürüzler var ama bir de yavaş yavaş alttan alta aslında bir yaklaşan Suriye meselesi var. Yani Suriye iç savaşı neredeyse bitmek üzere. İşte İdlib'de Rusya'nın baskısıyla o dar alana sıkıştırılmış cihatçılar meselesi var. Ama o daha çok Türkiye ile Rusya arasında bir mesele olarak görülüyor. Yarı yakın zamanda Suriye'de Doğu Akdeniz denklemine dahil olacaktır. Çoktan Türkiye karşıtı ittifaklar kuruldu bile. Yunanistan, İsrail, işte Rum kesimi, Mısır arasında buna katıldı. Suriye'nin de yarın öbür gün bu ittifaka katılmaması için belki de bir sebep yok gibi görünüyor. Çünkü Türkiye, Suriye iç savaşının başlamasında rol alan ülkelerden bir tanesiydi. Bu konuda Suriye ile bizi neler bekliyor? Şimdi Suriye durumu düzeldiği zaman Kıbrıs Rum kesimiyle çok sıkı ilişki kuracaktır. Eskiden beri ilişkileri sağlamdır. Ve Türkiye'nin şimdiye kadar izlediği politika nedeniyle Suriye hükümetinin çektiklerini düşünürsek, çünkü biz Libya'da meşru hükümet olan Trablusgarp'taki hükümetle, yani Birleşmiş Milletler'in de desteklediği Trablusgarp hükümetiyle ilişki içindeyiz diyoruz. Doğrudur. Peki aynı kriteri Şam'daki Beşar Esad rejimi için niye söylemiyoruz? Beşar Esad rejimi de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, şu anda Birleşmiş Milletler sandalyesinde Beşar Esad'ın gönderdiği adam oturuyor orada. Dolayısıyla
Suriye için kullandığımız kriteri Libya için kullanmıyoruz. Bu uzun vadede Suriye sorunu çözümlendiği zaman bunun Türkiye'ye bir faturası olacaktır mutlaka. İlk faturası, yani daha doğrusu çok sayıda faturası olacaktır ama bir tanesi de Kıbrıs Rum kesimi ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha yakınlaşması olacaktır. Çünkü Kıbrıs'la Güney Kıbrıs Rum kesimi ile Suriye arasında ortak deniz yetki alanları birleşiyor. Orada da başka sorunlarımız da var. Şimdi kadar Türk kamuoyunda veyahut da yorumcular tarafından hiç dile getirilmedi ama Türkiye ile Suriye'nin kara sularının yan sınırlarının çizilmesi meselesi diye bir sorun var. Bunu şimdiye kadar hiç kimse bahsetmiyor. Bu sorun şudur. Suriye, Antakya ilimizi Giva İskenderun, yani Fransızların İskenderun Cumhuriyeti dedikleri 1920'lerde kurdukları ve 39'a kadar da Türkiye'ye ilhak edinceye kadar Antakya'nın Türkiye'ye katılması, Hatay ilinin Türkiye'ye katılması sürecine kadar orası Fransız bölgesiydi. Halen Suriye kendi ofislerindeki, yani Suriye'de görev yaptığım 4 yıl süresince herhangi bir ofise gittiğim zaman duvardaki haritada Antakya, Hatay ilimiz Suriye toprakları olarak gösterilirdi. Şimdi Suriye toprakları olarak gösterince o zaman kara sularımızın yan sınırının nereden geçmesi gerekecek? Yani kara sularımızın yan sınırı Hatay'ın güneyinden mi geçecek? Yoksa Ceyhan ve Mersin arasında bir yerden mi geçecek? O sorun da eminim ki gündeme getirilecektir. Dolayısıyla Türkiye ile Suriye arasında çözümlenecek çok sayıda sorun var. Bunların hepsi yavaş yavaş gündeme gelecektir. O bağlamda Suriye'nin Kıbrıs Rum kesimiyle olan ilişkileri de ön plana gelecektir. Bir de orada meydan savaşı vermek zorunda kalacağız. Peki İsrail'e birazcık gelelim isterseniz. Bu meseleler hep birbiriyle bağlantılı. Zira bir şekilde Türkiye aslında, bilmiyorum katılır mısınız ama Arap ülkeleriyle İsrail arasında köprülerin kurulmasını kolaylaştırıcı bir rol üstlendi istemeden de olsa. Çünkü Türkiye ile olan krize kadar pek çok Arap ülkesinin İsrail'e diplomatik bir bağ yoktu. Tanımıyorlardı bile İsrail'i. Bu sürecin ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail'le daha yakın ilişkiler geliştirdi. Ürdün yolda deniliyor. Peki hem bu kısmını meselenin hem de İsrail ile Türkiye ilişkileri düzeltmek istiyorsa burada da Hamas Türkiye'nin karşısına, önüne gelecek bir ön koşul olarak burada ne beklenebilir, ne öngörüyorsunuz? Şimdi Türkiye'de bir türlü kabul etmediğimiz şey şu. PKK Türkiye için neyse Hamas da İsrail için o. Müslüman kardeşler de Mısır için o. Biz bu benzerliği görmezlikten geliyoruz. Onun için biz PKK konusunda hassasiyet göstermekte kendimizi haklı görüyoruz ve haklıyız da ama İsrail'in de Hamas konusunda aynı hassasiyeti göstermesini yadırgıyoruz. Veya Müslüman kardeşler konusunda Mısır'ın gösterdiği hassasiyeti yargılıyoruz. Bunu yapmamak lazım. Yani bunu iyi anlamak lazım ve dış politikamız yeniden düzenlenirken bu parametreleri doğru oturtup, yani masanın üzerine doğru koyup ondan sonra müzakereye başlamak lazım. Yoksa bunu bir tarafa itip bunu görmezden gelmek suretiyle bir yere varamayız. Peki
Yakın zamanda, yani Türkiye şöyle mi? Birdenbire birçok ülkeyle diplomatik ilişkiler ya tahribata uğratıldı ya da tümüyle kesildi. Şimdi birdenbire de herkese çiçek dağıtılıyor. Avrupa Birliği'nden Amerika'ya, Mısır'dan İsrail'e. Yani dış politika böyle mi yürütülür? Bir anda küsüp yıllar boyunca hiç konuşmayıp sonra birdenbire ortaya çıkan eski sevgili gibi olumlu mesajlar yağdırmakla bu şekilde bir dış politika ne kadar tutarlı, istikrarlı ya da başarılı ne dersiniz? Tam tersini yapmak lazımdır. Yani ben hasbelkader AK Parti'nin kurucusu olarak AK Parti'nin programı yazılırken Bilkent Oteli'nde programı yazıyorduk. Sonuncu güne gelmiştik ve en son şey olan, en son başlık olan dış politikaya gelmiştik. Arkadaşlar dediler ki aramızda dış politikadan anlayacağın doğrudan doğruya ilgili kimse yok. Onun için sen git evine bu akşam bu bölümü yaz. Yarın bize okursun. Bir görüşümüz varsa bildirir dedi. O gece gittim eve. Gece 3.30'a kadar 1,5 sayfalık Türkiye'nin dış politikası AK Parti'nin programının dış politika bölümünü kaleme aldım. Orada bütün bu sizin söylediğiniz hususlar, yani Arap ülkeleriyle olan geleneksel ilişkilerimiz, bizim NATO ve Euro Atlantik dediğimiz Avrupa Atlantik bölgesinde yer alan bir ülke olduğumuz hususu, Rusya ile ilişkilerimizin önce Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir tereddüt geçirdiğini, çünkü Sovyetler Birliği'nin, eski Sovyetler Birliği'nin, şimdiki Rusya'nın Türkiye'yi kendisini Orta Asya'da rakip olarak görmesinden kaynaklanan sorunlar olduğunu, ama şimdi düzeldiğini, bütün bunları yazdım. Dolayısıyla o gece yazdığımı ertesi gün okudum. Bir virgülünü dahi değiştirmediler. Arkadaşlar aynen onu kabul ettiler. Dolayısıyla AK Parti'nin dış programının dış politika bölümü o yazıldığı şekilde kaldı. Sonra bizim mevcut olmadığımız parlamentoda erken seçim kararı alındı. Bu sefer benim yazdığım o metin seçim manifestomuzun dış politika bölümü oldu. Sonra seçimi kazandık. Ben Dışişleri Bakanı oldum. Onu hükümet programının dış politika bölümü yaptık. Hepsinde bu sizin şimdi değindiğiniz hususlar dengeli, yani hiçbir ki Türkiye'nin geleneksel herkese dost olan politikasını savunduk ve Atatürk'ün 1934'te söylediği Arap ülkelerin arasındaki ittifaklara karışmayın, Rusya'yı kızdırmayın, Batı'yla iyi ilişkiler sürdürün ama onların emperyalist hedeflerine alet olmayınca, bütün bunlar vardı şeyde programda. Dolayısıyla zaman içinde program yine aynı kaldı ama metni aynı kaldı ama bundan büyük bir sapma oldu. Bölgedeki bütün ülkelerle kavgalı hale geldik. Şimdi artık dibe vurduğu için benim görebildiğim kadarıyla ilişkiler Türkiye daha da derine gidemeyeceği için buradan bir çıkış yolu arıyor ve yavaş yavaş, öyle zannediyorum, yani zamanı gelmişti bu dönüşü yapmak için, U dönüşünü yapmak için. O U dönüşü yapılıyor benim görebildiğim kadarıyla. Peki Yaşar Bey, merak edilen bir diğer husussa şöyle, Yunanistan Türkiye'nin bu boşluğundan, diplomatik ilişkilerinin Arap dünyasıyla azalmasından, en düşük, belki de tarihin en düşük noktalarından birine gerilemesinden hayli faydalandı ve Doğu Akdeniz'de belki de elini güçlendirici adımlar atarak birçok Arap ülkesiyle anlaşma imzaladı. İsrail Arap ülkesi değil ama o da denklemin bir parçası, çünkü bölgenin en güçlü ülkelerinden bir tanesi, belki de en güçlüsü. Peki bu şimdi Türkiye
ve kucağında yeni dış politika sorunları bulmadı mı? Yani yeniden başa dönecek ve Doğu Akdeniz'de kaybettiği bu ülkelerle birlikte anlaşmalar yapmaya, Yunanistan ya da yapılan anlaşmaları Yunanistan'ın aleyhine çevirmeye çalışmak gibi zorlu bir cephe daha açtı. Yani biz eskiden Yunanistan'la Ege işte adalar, kıta sahanlığı, hava sahanlığı gibi sorunlar yaşardık. Şimdi bir de Doğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın işbirliği yaptığı ülkelere karşı yeni bir politika geliştirmek gibi koskocaman bir sorunumuz oldu. Burada neler bekliyor, ne zorluklar bekliyor Türkiye? Yani AKP bugün var, yarın yok. AKP sonrası dış politikasının işi de kolay değil gibi görünüyor. Ne dersiniz? Şimdi bazı konularda önce vazoyu kırmamak lazım. Yani vazo kırıldıktan sonra onu tamir ettiğiniz zaman o eski vazo olmaz artık. Dolayısıyla birçok konuda Türkiye'nin ilişkilerinde kırılmış olan vazoyu tamir etmeye çalışacağız ve o zaman alacaktır. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda ise bazı konularda iş işten geçmiş demek lazım. Çünkü Mısır'ın eskiden Ankara'daki büyükelçisi olan Abdurrahman bir Türk televizyonuna demeç vermişti. Biz dedi, Türkiye'nin Yunanistan'la bir an önce şu deniz yetki alanlarını belirlemesini bekledik uzun süre dedi. Fakat uzun süre Türkiye bunu gerçekleştirmeyince Yunanistanlar, biz mecburen Yunanistan'dan olan kendi deniz sahalarımızın sınırlarını belirledik de, demarkasyonu yaptık dedi. Dolayısıyla burada bir fırsat da kaçırılmış oluyor. Çünkü Türkiye eğer İsrail'le ilişkileri böyle olmasaydı, Suriye ile ilişkileri böyle olmasaydı, Mısır'la ilişkileri böyle olmasaydı, Yunanistan'la eskiden beri var. Onun için biraz üçünden farklı tutuyorum. Bu üç ülkeyle en azından İsrail, Mısır ve Suriye ile ilişkileri başından beri koparmamış olsaydı, sürdürmüş olsaydı, o ülkelerle deniz yetki alanlarını vakitlice çizmiş olsaydı, sınırla belirlemiş olsaydı, şimdi yaptığımız karşılaştığımız zorlukların bir kısmıyla karşılaşmayacaktık. Tamamından kurtulacak mıydık? Hayır, değil, ama birçoğuyla karşılaşmayacaktık. Şimdi artık gecikmiş bazı konular gecikmiş durumda. Yani iş işten geçmiş durumda. Onlar iki ülke olarak karşılıklı Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sınırlarını bildirdiler. Türkiye de bildirdi ama onlar iki, biz bir. Yani Mısır'la Yunanistan karşılıklı olarak bildiriyor. Türkiye tek taraflı olarak deniz yetki alanlarını belirledi. Sadece Libya ile ortak bir belirledi. Öteki ülkelerle tek taraflı olarak benim deniz yetki alanım işte 18 derece 23 dakika 15 saniye doğu. Ondan sonra 36 derece bilmem ne şu kadar saniye güney noktası A noktasıdır. Ondan sonra bilmem neyse B noktasıdır. Buralardan geçer benim sınırım diye bildirdi. Ama sen bildirmekle olmuyor çünkü karşı tarafın da talebi var. Doğru olanı o ülkelerle vakitlice oturup Birleşmiş Milletler kurallarına göre deniz hukuku, Türkiye deniz hukuku sözleşmesine taraf değil ama yani deniz hukuku sözleşmesine taraf değiliz diye o sözleşme her şeye rağmen deniz hukukunda ortaya çıkmış olan, eskiden beri gelişmiş olan hukukun bir özeti. Dolayısıyla bizim şu veya bu şekilde ona uymamız lazım. Eğer anlaşmazlık çıkarsa da Lahey'deki Adalet Divanı'na müracaat edip buna sen karar ver dememiz lazımdı. Yani mesela Meis Adası'nın durumunda son derece haklıysın. Birleşmiş Milletler'e gitsek Lahey Adalet Divanı'na bizim lehimize karar vermesi gerekir. Çünkü dünyanın 17 ayrı adası için
Adalet Divanı bu şekilde karar verdi. Yunanistan Doğu Akdeniz'de maksimalist dediğimiz bir yaklaşımla konuyu ele alıyor. Maksimalist yaklaşım ne demek? Şöyle yapıyor. Yunanistan'a en uzak ada neredeyse o adanın etrafından bir çizgi çiziyor. Benim karasularımın sınırı orasıdır diyor. Bunu ben biraz daha değerli seyircilerimizin gözünde canlandırmak için şuna benzetmek isterim. Karadeniz'i düşünelim. Türkiye'nin Karadeniz'de Romanya ile Ukrayna arasındaki sınırda yakın bir yerde, kıyıya çok yakın bir adası olsaydı Türkiye'nin. Bir adası daha yine Türkiye'nin Kafkaslar'da Novorossiysk yakınlarında bir adası daha olsaydı. Şimdi Türkiye Yunanistan'ın kullandığı yöntemi kullanırsa, yani en uzak adanın etrafından bir çizgi çizip bunun birisi benimdir deme yöntemine giderse, o zaman Türkiye Karadeniz'in %90'ını alır. Çünkü ta kuzeyde, hem biri kuzeyde, kuzeydoğuda biri kuzeybatıda iki tane adası var. O adanın etrafından çizersen sınırı, geri kalanı Türkiye'nin deniz sahası olurdu. Yunanistan Meis Adası'ndaki davranışıyla bu söylediğimi yapıyor aslında. Türkiye'nin bunu dile getirip Adalet Divanı'nda savunabilmesi lazım. Savunamıyorsa zaten hiçbir şey yapamıyor demektir. Peki Yaşar abi, son olarak Mısır'la başladık. Mısır'la meseleyi kapatalım. Ne dersiniz? Mısır birazcık naz yapıp meseleyi yokuşa sürecek gibi görünüyor. Yani yokuşa, bilerek yokuşa süreceğini zannetmiyorum. Ama kendi ilkelerinden de fedakarlık, feragat edeceğini de zannetmiyorum. Yani Müslüman kardeşleri siz besliyorsunuz İstanbul'da, beslemeye devam edin, biz de göz yumu verelim demezler. Onlar için çünkü, yani Avusturya'da ve Almanya'da PKK'lılar, ben Viyana'da görev yaptığım zaman hatırlıyorum, her Perşembe günü Stephanplatz'ın oralarda bir PKK'lılar gösteri yaparlar, para toplarlar falan. Böyle bir şey vardı Avrupa'da, PKK'lılar böyle davranıyordu. Müslüman kardeşlerim de Türkiye'de ellerini kollarını sallayıp bir ofis tutup orada bir stüdyo oluşturup oradan yayın yapmaları yanlıştır ve bazen ben bu şeylerin, onların iki tane şeyi var. Bakayım, Mimri televizyonu, öbürü de bir Vatan TV, bir de Mekamelin TV diye üç tane televizyonları var. Diyor ki oradaki yayınlarda, Sisi'yi öldürdüğün zaman Allah'ın indinde makbul bir insan olursun, şehit olursun ve şehit mertebesine ulaşırsın diyor. Hangi ülke kendi devlet başkanını hakkında bu şekilde yayın yapan bir televizyonun yayınlarından rahatsız olmaz? Bunu düşünmek lazım. Yani onun için yokuşa sürme şeyinin olacağını zannetmiyorum. Ama önem verdikleri konularda da geri mi adım atacaklarını tahmin etmiyorum. Peki. Yaşar Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.